Sevgili seyirciler, ben uzman doktor Ali Ümit Geçkin. Daha önceki videomuzu hatırlayacak olursanız influenza'dan bahsetmiştim. Genel özelliklerinden, semptomlardan bahsetmiştim kısaca. Tedavisinden de bir sonraki videoda bahsedeceğimi söylemiştim. Kısaca bir özet geçecek olursak, influenza halk arasında bilindiği ismiyle yani grip enfeksiyonu, viral bir enfeksiyon, virüslerin sebep olduğu bir enfeksiyon. 3 farklı tipi var. İnfluenza A, influenza B ve influenza C olmak üzere. Ancak insanda enfeksiyon yapan 2 farklı türü mevcut. İnsandan insana geçiş yapabilen ve enfeksiyon oluşturabilen. Bunlar influenza A ve influenza B. Zaten testi yaptıran kişiler bilir. 2 farklı parametreye bakılır. İnfluenza A ve influenza B'ye bakılır parametre olarak. İnfluenza A eskiden domuz gribi, kuş gribi dediğimiz Güneydoğu Asya'dan tüm dünyaya yayılan bir enfeksiyon olan grip virüsünün genel ismi, genel daha doğrusu sınıflandırması. İnfluenza B ise normal grip virüsü olarak adlandırdığımız, mevsimsel grip olarak da adlandırdığımız enfeksiyon. İnfluenza'da tedavi veriyor muyuz? Tabii ki veriyoruz. Genellikle sorulan sorulardan birisi şu: antibiyotik mi veriyoruz? Hayır, antibiyotik vermiyoruz. Antiviral adını vermiş olduğumuz ilaçlar kullanıyoruz tedavide. Nasıl bir tedavi izliyoruz? Ne kadar gün, ne kadar süre, günde kaç doz? Tabii bu kişiden kişiye değişir tedavinin süresi ama ortalama olarak 5 gündür. 10 güne kadar tedavi süresi uzayabilir. Bu tabii kişinin hastalıklarıyla da alakalı, yani şeker, tansiyon, diyabet gibi ya da malignite gibi, yani kanser gibi immün sistemi baskılayan ya da vücudu sıkıntıya sokan çeşitli rahatsızlıklar, kronik rahatsızlıklar olan kişilerde enfeksiyon daha hızlı ilerleyebilir ve tedavisi 5 gün değil 10 güne kadar uzayabiliyor. Genellikle tedavi dozunu bakacak olursak sabah akşam birer kapsül antiviral kullanarak ilaç tedavisini uyguluyoruz, ilaç tedavisini yapıyoruz. Peki şu genelde sorulan diğer bir soru da şu: bu enfeksiyon bulaşıcı mı? Tabii ki bulaşıcı, insandan insana bulaşabiliyor. Peki bulaştığında kaç günde ortaya çıkıyor? Genellikle 24 ila 48 saat, 72 saate kadar uzayabiliyor. Yani ortalama 3 güne kadar uzayabiliyor kuluçka dönemi. Enfeksiyon ortaya çıktığında tedaviye başlıyoruz ama enfeksiyondan korunmak için yapılabilecek bir şey var mı? Bu da diğer sorulan sorulardan birisi. Evet, var. Özellikle çeşitli enfeksiyonu, daha doğrusu çeşitli hastalığı olan, örneğin demin bahsettiğim diyabeti olan, çeşitli malignitesi olan kişilerde enfeksiyon daha hızlı ilerleyebileceği için ve daha farklı komplikasyonlara, daha farklı hastalıklara da yol açabileceği için bu gibi kişilerde enfeksiyondan şüpheleniyorsak, daha doğrusu enfekte bir birey, pozitif olan, influenza pozitif olan birey varsa koruyucu tedavi vermeyi öneriyoruz. Koruyucu tedavi dediğimiz şey ne? Demin bahsetmiştik. İnfluenza pozitif olan, yani teste pozitif çıkan bir bireye biz günde 2 sefer, biri sabah biri akşam olmak üzere ilaç tedavisine başlıyorduk. Yani 2 doz günde. Koruyucu tedavi ise özellikle bahsettiğim bireyler, çocuklar da yine aynı şekilde. Çünkü çocuklarda da bağışıklık sistemi tam manasıyla gelişmemiş oluyor. Koruyucu tedaviyi özellikle bu gruplara veriyoruz. Peki nasıl koruyucu tedavi veriyoruz? Yine 5 gün süreyle günde tek doz olacak şekilde veriyoruz. Yani kabaca özetleyecek olursak tedavi dozumuz sabah bir, akşam bir şeklinde 5 gün, bazen 10 gün uzayabiliyor. Koruyucu doz dediğimiz doz, tedavi dozu ise günde tek doz 5 gün boyunca. Peki influenza tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri var mı? En çok gördüğümüz yan etkilerden birisi özellikle bulantı yapması. Zaten enfeksiyonun kendisi de daha önceki videoyu seyreden seyircilerimiz hatırlarlar. Enfeksiyonun kendisi de yüksek ateşle beraber bulantı yapabiliyordu. Bulantı ve kusmaya sebebiyet verebiliyordu. İnfluenza ilacı, influenza için kullandığımız antiviral ilaçlar da bulantıya sebebiyet verebiliyor. Genelde gördüğümüz en önemli yan etkilerden bir tanesi bu.
Ama özellikle dediğim gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, çocuklarda influenza tedavisine başlamak önemli. Çünkü bu grup hastalarda hızlı bir şekilde enfeksiyon farklı komplikasyonlara sebebiyet verebiliyor. Örneğin zatürre gibi, pnömoni gibi enfeksiyonlara sebebiyet verebiliyor. Bu demin bahsettiğim influenza A ve influenza B olarak adlandırdığımız enfeksiyonların özellikle A pozitif olan bireylerde kullanılan tedavi. Yani H1N1 eski deyişle domuz gribi, işte kuş gribi dediğimiz enfeksiyonlar, enfeksiyon familyası ya da o familyadan olan bir pozitiflik söz konusuysa kullandığımız tedavi, antiviral tedavi sabah akşam olmak üzere. Peki B pozitif olursa ne yapıyoruz? B pozitif olan bireyler bizim mevsimsel grip dediğimiz enfeksiyon etkeniyle karşı karşıya gelmiş olan, karşılaşmış olan ve enfekte olmuş olan bireyler. Bunlar da eğer dediğim gibi ekstra bir bağışıklık sistemini zayıflatacak bir durum yoksa genellikle antiviral tedavi vermiyoruz. Soğuk algınlığı ilaçları, ateş düşürücü ilaçlar, boğaz ağrısı için boğaz spreyi, pastil gibi ilaçları ve bağışıklık sistemi biraz daha desteklemek için C vitamini takviyesi gibi çeşitli ilaçları kullanıyoruz. Çeşitli takviyeleri yapıyoruz ama özellikle bir özellik yoksa, özellikle bir rahatsızlık yoksa bireyde, demin bahsettiğim gibi influenza B tedavisine antiviral ilaçlara çok başvurmuyoruz. Genellikle antiviral ilaçları hem tedavi hem koruma bazında influenza A çıkan bireylerde ve korumayla tabii ki influenza A çıkan bireylerin yakın temaslı olduğu kişilere veriyoruz. Dolayısıyla bir kere daha hani özetleyecek olursak bu konuyu. İnfluenza, yani grip dediğimiz virüs, özellikle kış aylarında görülme sıklığı artıyor. Aralık, Ocak ayları gibi influenza A, Şubat ayı gibi de özellikle influenza B daha çok pik yapıyor. Yani görülme sıklığı artıyor. A için özellikle tedavimiz var. Hem koruyucu tedavi hem de hastalığa yakalanmış bireylerde sabah akşam olmak üzere tedavi kürümüz mevcut. İnfluenza B eğer dediğim gibi ekstra bir rahatsızlığı yoksa bireyin antiviral dediğimiz ilaçların kullanılma gereksinimi olmayan bir enfeksiyon türünden bahsediyoruz. Genel olarak influenza yaklaşımımız bu şekilde oluyor. Ama dediğim gibi son cümle olarak yüksek ateş varsa, eklem ağrısı, baş ağrısı, özellikle yüksek ateşten kastım 39,5-40 derece ateş ve kolay kolay düşürülemeyen ateş, eklem ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı mevcutsa mutlaka en yakın sağlık birimine başvurarak, doktorunuza başvurarak gerek testlerin yapılması için hızlıca başvurmak, hızlıca gerek testlerin yapılması için harekete geçmek lazım ki eğer influenza pozitifseniz bir an önce tedavinizin başlanması, yine influenza pozitif bireyle temas halindeyseniz de koruma tedavisinin hızlı bir şekilde başlanması, enfeksiyonun daha yüzeysel bir şekilde komplikasyonlara sebebiyet vermeden, demin bahsettiğim pnömoni gibi atlatılması için olmazsa olmaz şartlarımızdan birisi. Bu tip semptomlar olan bireylerin mutlaka en yakın sağlık birimine, doktoruna başvurarak gerekli tetkikleri yaptırması, daha sonrası tedavisini uygulaması gerekmektedir. Daha sonraki videomuzda yine kış aylarında sık gördüğümüz ama tüm kış ayları haricinde de hemen hemen 365 günün hemen her gününde, her ayında da görebileceğimiz bir üst solunum yolu enfeksiyonu etkeni olan, daha doğrusu üst solunum yolu enfeksiyonunun bir parçası olan bademcik enfeksiyonu, yani akut tonsilitten bahsedeceğiz. Hepinize sağlıklı günler dilerim. İyi günler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.